Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Lakin iyi olan Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve gembellere inanan, onun sevgisiyle yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve küreler uğrunda mal veren, namaz kılan, zakat veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır ve sakınanlar ancak onlardır buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Mübarek Ramazan ayı, oruç, itaat ve rahmet ayıdır. Ayrıca gece namazına kalkma, irtibat, dostluk, iyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma, özere yardımlaşma ayıdır. Bu ay Müslümanlar için sabırda bir denemesidir, bir denemedir. Halbuki oruçlu açlığa ve susuzluğa katlanır ve nefsinin arzuları karşısına çıkmayı ve aşırı arzuları dizginlemeyi öğrenir. Ayrıca Kur'an'ı okumak, zikir, gece namazı kılmak, sadaka vermek, insanları birbirlerine barıştırmak ve ülke ile halk manfaatine iyi olan her şeyi yapmak gibi itaatler Allah'a yakınlaşmaya büyük bir vesiledir. Allah Teala doğrusu Allah'ın rahmeti iyi davrananlara yakındır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz şüphesiz bazı insanlar hayırlı işler için anahtar ve şer işlere karşı sürgü gibidirler. Diğer bir kısım insanlar ise şer işler için anahtar ve hayırlı işlere karşı sürgü gibidirler. Ne mutlu o kimseye ki Allah Teala hayırlı işlerin anahtarlarını onun ellerine vermiştir. Ve yazıklar olsun ki o kişilere Allah Teala şer işlerinin anahtarlarını onun ellerine vermiştir buyurdu. Mübarek Ramazan ayı iyilik yapmak için bir rekabet meydanıdır ki kullar en sadık işler yaparak Allah'a yakınlaşmak isterler. İşte bu Hazreti Peygamber'in Ramazan'daki durumuydu. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah insanların en cömert olanıydı. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail'in aleyhisselam kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber ile buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resulullah Cebrail ile buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. Ramazan ayı İyilik yapmak için çok geniş bir alandır. Özellikle bu mübarek ayın ve dinimizin özelliklerinden biri olan yemek yedirmek gibi iyilikler. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya koşarak gitti. Ben de bakayım diye halkın içinde gittim. Nihayet onun yüzünü görüp tanıyınca yüzünün bir yalancı yüzü olmadığını bildim. Ondan işittiğim ilk buyruğu da şu oldu: Ey insanlar, selamlamayı çoğaltıp yaygınlaştırın, muhtaçlara yemek yedirin, akrabalarla iyi ilişki kurun ve halk uyurken geceleyin namaz kılın ki selam ile, yani selamlanarak veya selametle cennete giresiniz. Peygamber Efendimizin hadisinden anlaşılır ki cennete selametle girmeye vesile olan hayırlı hasletlerden insanlar arasındaki ilişkiyle ilgili şu üç şeydir: muhtaçlara yemek yedirmek, selamlamayı çoğaltıp yaygınlaştırmak ve akrabalarla iyi ilişki kurmaktır. Bir haslet daha var. O sadece kul ile Allah arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Bu da halk uyurken geceleyin namaz kılmaktır. Rivayet edildiğine göre bir adam peygambere İslam'ın hangi hasletleri ve amelleri daha hayırlıdır diye sordu. Peygamber, yemek yedirmen ve tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
İnsan basit iyilikleri ve davranışları ne küçümseyip ne de hakir görmelidir. Zira hiç kimse Allah'ın hangi işleri kabul edeceğini bilemez. Dolayısıyla hiçbir iyilik küçük görülmemelidir. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz, sakın maruftan hiç şeyi hakir görme. Velev ki din kardeşini güler yüzle karşılaman olsun buyurdu. Yine bu hususta Resulullah, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir dediğinde kendisine ya bulamayan olursa diye soruldu. Eliyle çalışır, hem şahsi için harcar hem de sadaka verir cevabını verir. Ya çalışacak gücü yoksa diye soruldu. Bu durumda sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder dedi. Buna da gücü yetmezse denildi. İyiliği veya hayrı emreder dedi. Bunu da yapmazsa diye tekrar sorulunca kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkoyar, zira bu da bir sadakadır buyurdu. İyilik Allah rızası için yapılan ve insanlara faydalı olan her şeyi kapsayan bir anlamdır. Peygamber Efendimiz iyilik güzel ahlaktır buyurmuştur. Ayrıca vefakarlık ve minnettarlık erdem insanların ahlaklanması gereken iki ahlaktır. Şair şöyle der: vefakarlık iyi olan herkeste bir şarttır. Nankörlük kötü insanlara bağlıdır. Vefakar insan dostlarına sahip çıkar. Nankör ise insaf bilmez. Ve diğeri de şöyle der: vefakar insanlar zengin olunca kötü gün dostunu unutmazlar. İyiliğin en yüce biçimlerinden biri akrabalar, komşular ve tüm insanlar ile iyi ilişki kurmaktır. Zira tüm insanlar arasında uyum ve şefkat değerlerinin yayılmasını sağlayacak en büyük faktörlerden biridir. Şüphesiz ki Ramazan ayında kavgacılara ve çatışmalara yer yoktur. Ayrıca akrabalık bağlarını gözetmek iyiliklerin başında gelir. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu ifade eder: ben Allah'ım, ben Rahman'ım, ana rahmini ben yarattım, ona kendi Rahman adımdan verdim. Kim akrabalık bağlarını gözetirse ben de onu gözetirim. Kim de akrabayla bağını keserse ben de onunla bağımı keserim. Bunları atlattıktan sonra Resulullah, isterseniz bunu doğrulayan şu ayeti okuyunuz buyurdu. Ey münafıklar! Siz iş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesat çıkarır, akrabalarla ilginizi kesersiniz. Değil mi? İşte Allah'ın lanete uğrattığı, kulaklarını sağır, yüzlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah şöyle buyurdu: İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Bu yüzden ben amelimin oruçlu olarak Allah'a arz olunmasını severim. Hazreti Peygamber peygamberliğinin başlangıcında akrabalarla iyi ilişki kurmayı imanın esaslarından biri saymıştır. Amr bin Abese şöyle anlatıyor: Mekke'de iken peygamberliğinin ilk zamanında onun yanına vardım ve sen kimsin dedim. O da peygamberim dedi. Peygamber ne demek dedim. O da Allah beni vazifeli olarak gönderdi dedi. Ben hangi şey ile gönderdi deyince, akrabayı görüp gözetmek, butları kırmak, Allah'ın birliğini kabul edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere buyurdu. Diğer bir hadiste Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin buyurmuştur. Akrabaları sorup gözetme konusunda Allah Teala kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar buyurmuştur. İnsan kendi etrafındaki herkes ile irtibat kurmalıdır. Peygamberimiz bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi halal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar, biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir buyurdu. Bunun anlamı sadece yolda karşılaştıkları zaman selam vermekle başlamakla değil. Ama
Selam yani barış kelimesinin tüm anlamıyla gerçek barış yaymak, bu barış bir formalite değil, sadece dille ve gönülsüzce bir barış olmamalıdır. Barış kendimizle, arkadaşımızla, meslektaşımızla, her insanla, hayvanla, cansızla ve tüm evrenle olması gerekir. Allah Teala, ey iman edenler, hep birden barışa girin, şeytana ayak uydurmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır buyurmuştur. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin üzerine salat ve selam olsun. Aziz müminler, Allah'ın hikmetine göre Ramazan ayının son 10 günü hayırseverlerin yaptıkları iyi işlerini arttırmak ve ihmalcilerin kaçırdıkları itaatleri telafi etmek için bir fırsat kılındı. Bu günler Allah'ın kullara verdiği rahmet esintileri ve ilahi hediyelerle doludur. Dolayısıyla her Müslümanın o rahmet esintilerine yönelerek nail olmaya çalışmalıdır. Bu hususta Peygamber Efendimiz muhakkak ki Rabbinizin bazı zaman dilimlerinde rahmet esintileri vardır. Rahmet rüzgarları eser, siz o rahmet esintilerine yönelerek hayrı elde etmeye çalışın. Hayra talip olun. Umulur ki o rahmetten birinize bir esinti eser de bir daha bedbaht olmaz demiştir. Bu yüzden Resulullah Ramazan'ın son 10 gününde daha fazla itaat ve ibadet ederdi. Peygamber Efendimiz'i örnek alarak Ramazan'ın özellikle son 10 gününde gece namazına kalkmak dikkat etmemiz gereken şeylerdendir. Resulullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan'ın son 10 gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. Hazreti Ayşe'den şöyle rivayet edilmiştir. Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Resulullah geceleri ihya eder ve ev halkını uyandırır. Başka bir rivayette ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. Allah Teala Ramazan ayının son 10 gününü en hayırlı ve bereketli gece olan Kadir Gecesi ile ayrı tutmuştur. Mücahid'den nakledildi ki Resulullah İsrail oğullarından bir adamdan bahsederek 1000 yıl Allah yolunda silah kuşandı demiş. Mücahid der ki Müslümanlar buna hayran oldular da Allah Azze ve Celle doğrusu biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esinliktir. Ayetlerini inzal buyurdu. Yani o gecede Allah'a ihlasla ibadet etmek Allah yolunda 1000 ay savaşmaktan daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz bize bu gecenin günahların bağışlanması sebebi olduğunu söyledi. Hadis-i şerifte faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayın. Yine de başka bir rivayete göre Resulullah siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız buyurmuştur. Bu mübarek günlerde yapması gereken iyi işlerin önemlisi, en önemlisi olan fıtır sadakasını vermektir. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını oruçluyu ağzından çıkan her türlü gereksiz ve çirkin sözünden, günahından arındırmak ve yoksullara gıda olması için farz kılındı. Kim fıtır sadakasını bayram namazından önce verirse o fıtır sadaka olarak kabul olunur. Kim de onu bayram namazından sonra verirse o sadakalardan bir sadaka olur demiştir. Yine ısrar ile dua etmek yapması gereken itaatlerdendir. Zira Ramazan ayında
dualar kabul olunmaya yakın olduğu gibi Ramazan'ın son 10 günündeki duaların kabul olunması daha yakındır. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim?" dedi. Sordum Resulullah: "Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et." buyurdu. O halde bu faziletli günler içinde Allah'ın merhametinden yoksun kalmamak için zikir, dua, Kur'an okumak ve bizi Allah'a yakınlaştıracak her şeyi yapmak için özen göstermek yoluyla bu mübarek günlerden faydalanmalıyız. Zira bu gecedeki mahrumiyet gerçekten mahrumiyettir. Peygamberimiz Ramazan ayında 1000 aydan hayırlı olan bir gece vardır ki ondan kim mahrum kalırsa hayrın tümünden mahrum olmuştur buyurmuştur. Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizi bağışla.